Minel muttakine imame. Biz örnek insanları muttakilerden seçeceğiz. Kim eğer muttaki değilse zaten örnek olamaz. Belki lider olur, dünyevi bir lider olur ama Allah katında imam olarak sayılmayacak. O yüzden sen bir baba olarak, muttaki bir baba olarak imamsın. Evinde bir imamsın. Çevrende bir imam olman lazım. Okulda bir imam olman lazım. İş yerinde bir imam olman lazım. Niye? Çünkü Allah diyor ki ben muttakileri örnek kıldım diyor. Ama bugün öyle üstadlar, öyle mürşitler, öyle sofular örnek diye kendilerini geçiriyorlar. Ama da bir de bakıyorsun ki dini baltır. Geçenlerde beni bir bayan aradı. Diyor hocam diyor soru soracağım. 2 senedir sabah namazını 3 rekat kılıyorum diyor. Yani aynı akşam namazı gibi kılıyor. Bilmiyormuş 2 rekat olduğunu. 3 sene boyunca, 2 sene mi 3 sene işte ne yapıyor? Sabah namazını 3 rekat kılıyorum diyor. Birisi arıyor. Efendim ben mes yapmasını bilmiyordum. Hep sadece elimi yüzümü yıkıyordum abdest alırken ama hiç bacaklarımı yıkamadım. Yıllarca öyle namaz kıldım. Ne olacak namaz? Yani bizim durumumuz bu arkadaşlar. O yüzden insanlar gitmişler, kabirleri öpmüşler, oralarda tavaf etmişler. Bu çok doğallaşmış. Niye? Çünkü örnek insan kalmamış. Dini yaşayan insan yok. İlim ehli yok. İlim ehli varsa ilmiyle amel eden yok. Hepsi müşkilat. O yüzden Abdullah İbni Mesud'a bir kadın geliyor. Kufe'de. Diyor ki ya sahabe diyor. Ey Abdullah İbni Mesud. Sen mi öyle bir fetva verdin? Kadın peruk takabilir diye. Diyor. Öyle bir şey ben söylemedim. Diyor ki ben duydum ki sen öyle fetva veriyormuşsun. Nerede ayette geçiyor? Ha pardon estağfurullah. Cümlemi geri alıyorum. Diyor ki sen peruk takmayı haram kılıyorsun. Nerede bunun aslı diyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okudum. Kur'an'ın hiçbir yerinde peruk takmak haramdır diye söylenilmiyor. Sen niçin böyle bir şey söylüyorsun? Diyor bana müsaade ediyor musun? Cevap vereyim. Söyle o zaman diyor. Sen Kur'an'ı baştan sona kadar okumuşsan o zaman şu ayeti okumuşsundur. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا Peygamber size neyi getirdiyse, elçi neyi getirdiyse onu alınız. O zaman ben de sana bize elçi ne getirdiyse sana rivayet edeceğim. Aleyhissalatü vesselam peruk takmanı haram etti, lanet ettiğini rivayetini okudu. Kadın bunun üzerine dedi ki ama ben duydum senin eşlerin takıyormuş peruk. Güzel gözükmesi için sana ne yapıyorlarmış? Senin eşlerin peruk takıyorlarmış. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud ne yapıyor biliyor musunuz? Yani bunu biz kendimize sorsak acaba aynı davranışta bulunabilir miyiz? Evinin kapısını açıyor diyor gir evime. Hanımlarım içeride diyor. Git dolaş bak diyor acaba birisi öyle bir şey yapıyor mu? Diyor çünkü ben kadınlardan duydum. Senin eşlerin ne yapıyormuş? Peruk takıyorlarmış sana güzel gözükmeleri için. Bunun üzerine kapıyı açıyor ve kadın içeri giriyor. Eşleriyle görüştükten sonra dışarı çıkıyor. Diyor ne gördün? Diyor öyle bir şey yokmuş. Senin eşlerin peruk takmıyor. Bu yalan iftiraymış sana. Sana ve senin ailene iftiraymış. Yani bugün bir davetçinin evine acaba birisi girmek istese ona kapıyı açar mıyız? Açmayız. Niye? Çünkü dışarıda farklıyız, içeride farklıyız. Hayatımız hep çelişkilerle dolu. O yüzden değerli kardeşim eğer örnek değilsek, toplulukta imamlık görevini yapamıyorsak, bu insanların teberrük ağaca da tapacaklar, efendim çöpe de tapacaklar, taşlara da ne yapacaklar? Yücelecekler ve onları ibadet olarak görecekler. O yüzden değerli kardeşim, dinde aşırı gitmek de kişiyi şirk olan teberrüke götürmektedir. O yüzden ilk sohbetin bölümünde 7 çeşit size teberrükü saydık. Caiz olan, illa yapacağım diyorsan teberrük, bunlarla yap, namazınla yap, Kur'an okumanla yap. Efendim zeytinyağı yiyerekten içerekten bununla kendine teberrük yap, Allah'a ulaşmaya çalış. Neden aşırı giderekten Allah'ın ve Resulünün söylememiş olduğu kitabında, sünnetinde olmayan kuralları varmış gibi gösteriyoruz. Peki son olarak da yeni başlık yazın. Sonra sorularıma geçeceğim size. Son olarak da peki yanlış olan, haram olan, şirk olan teberrükle
yapıldığı zaman sonuçları nedir? Kötü sonuçları nelerdir? Yani bırakalım herkes istediği gibi teberrük yapsalar. Sonuç ne olacak? Gerçi görmekteyiz. İslam aleminin bu halini görmekteyiz. Bir, sonuç bu insanların böyle aşırı teberrükte gitmelerinin sebebi onları büyük şirke götürecek. Ve kim büyük şirk üzere tövbe etmeden ölürse ebedi ateştedir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Allah asla şirk koşanı bağışlamayacak. Onun dışında dilediğinin günahını bağışlayacağım diyor. Öyleyse sonuç neymiş? Haram olan teberrük yapan insan mutlaka büyük şirke düşme riski çok yüksektir. İki, dinde olmayan yeni bir şey üretmektir. Ve bu da çok tehlikelidir. Çünkü aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebeve mekadu minenler. Kim benim hakkımda bilerek yalan uydurursa yerini ateşte hazırlasın. Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun. Kim bir amel işler de ben o ameli yapmamışsam kabul olmayacak. Dinde bidat üretmek en büyük günahlardan bir tanesidir. En büyük kötü davranışlardan bir tanesi de amellerin en şerlisi nedir? Dinde bidat uydurmaktır. Niye? Çünkü her bidat bir sünneti öldürmektedir. Ve kim sünneti ihya ederse Allah katında sevabını alacak ve peygamberle beraber olacak. Ama ahiret gününde birisi kalkıp da Allah'ın huzuruna nasıl çıkacak bidat yapmışsa? Ne hakla sen kimsin ki benim dinimde benim söylememiş olduğum bir hükmü insanlara benim hükmüm gibi gösterdin? Ne cevap vereceğiz? O yüzden değerli kardeşim, en büyük tehlikelerden bir tanesi de kişi ne yapıyor? Günah işlemektedir. Sonuç nedir? Yani şirk yapmasa bile, büyük şirke düşmese bile en azından haram işliyorsun arkadaş. Çünkü bunun haram olduğunu Kur'an ve sünnetten bize geldiği halden ne yapıyorsun? Bunu günaha düşmüş oluyorsun. Ve yine kötülüklerden bir tanesi nedir? İnsan ömrünü boşa harcamış oluyor. Bu kadar uğraştın, menzile gittin, Adıyaman'a gittin, Adapazarı'na gittin, efendim bilmem falan dedin, oradaki kabirleri öptün, oralardan teberrük yapmaya çalıştın, sonunda ahiret günde denilecek ki kabul olmadı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne garantin var? Bana oranın hocası demişti. Bu seni kurtarmayacak. O yüzden değerli kardeşim, kişi ne yapıyor? Böylelikle ömrünü boşa harcamış oluyor. Ve yine başka bir nokta ise değerli kardeşlerim nedir? Zararlardan bir tanesi de nedir? Kişi cehaleti kendisinden sonra gelen nesillere aktarıyor. Bugün şirk aramızda doğmadı. Bu ta ecdattan gelmiştir. Bugün kubbeler yapılmadı. Bugün kubbeler inşa edilmedi. Bazı kubbeler 1000 senedir eski. Bazı kubbeler efendim 1200 senedir eski. Demek ki bir haram olan teberrüğü yayarsak biz çocuklarımızı kendi elimizde şeytana teslim ediyorsun. Çünkü çocuk senden sonra gelen nesil diyecek ki ben de babamdan dedemden öyle duyduk. Onlar da öyle yapıyordu. Yanlış mı yaptılar diyerekten sana olan sevgisi muhabbetinden dolayı şirki kabul etmiş olacak. Ve sen de buna sebepsin. Ve aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Kim bir sapıklığa davet ederse, dalalete çağırırsa ona hem o günah var hem de kıyamete kadar o dalalete uyanların günahından da alacaktır. Subhanallah. Ve hiçbirisinden de günahlar azalmayacak. Ne yapanın ne de o bidat kapısını açana, teberrük haram olan teberrük kapısını açana ne olacak? Aynı günah yazılacak. Kıyamete kadar. Düşün, adam türbe yapmış 1200 sene önce ve bugünümüze kadar eğer insanlar gidip orada ibadet ve orayı kutsal yapıyorsa, oradan medet umuyorlarsa, vücutlarına siliyorlarsa, oraları öpüyorlarsa, oranın topraklarından hayat, medet, bereket umuyorlarsa, onu ilk yapan aynı günahı almaktadır. Subhanallah. Milyonlarca insan. Bu insan nasıl iflah olacak ahiret gününde?
O yüzden değerli kardeşim, tehlikeliymiş. Demek ki biz neslimize ne bırakacağız? Halbuki Müslümanlar geleceği nesline korkar, endişe eder. Çocuklarının istikamette kalmaları için yatırım yaparlar. Ama bu insanlar ise kendi elleriyle kendi ahiretlerini de yok etmiş olurlar. Böylelikle değerli kardeşlerim, sizlere kısaca maddeler halinde teberrüğü anlatmaya çalıştım.